Hepiniz hoş geldiniz. Düşününce ilginç olsa da ben almayayım departmanımızdan harika bir soru daha. Bir yıl boyunca hiç dışarı çıkmazsanız ne olur? Siz oda parfümünü unutmayın yine de. Biliyorsunuz, insan ırkı biyolojik olarak hapsolmaya uygun değildir. İnsanların güneşi görmesi, doğada yürümesi ve bacaklarını esnetmesi gerekir. Yani eğer bir sene boyunca eve hapsolursanız ya da tam bir evcimenseniz ve hiç evden çıkmamak istiyorsanız inanılmaz bir değişim geçireceğinizden emin olabilirsiniz. Bu değişikliklerin ne olduğunu öğrenmek içinse kanalımıza abone olun ve bildirim zilini çalarak hayata olumlu bakmayı unutmayın. Eğer kapalı kapılar ardında kalırsanız ne olur? Öncelikle D vitamini yetmezliğinden muzdarip olursunuz. 2014 yılında Age and Aging dergisinde yayınlanan bir rapora göre dünya çapında D vitamini yetmezliği çeken yaklaşık 1 milyar insan var. Peki nedir bu D vitamini? Şöyle söyleyelim. D vitamini vücudumuzdaki birçok sistemle bağlantılıdır. Kemiklerimizi ve kaslarımızı güçlendirirken tansiyonumuzu da dengeler. Ayrıca kilo vermeye yardımcı olur, kalp hastalıkları ve MS riskini azaltır. Hiç D vitamini almadığınızı düşünüp panikle eczaneye koşmadan önce çok önemli bir bilgi verelim. Eğer her gün dışarı çıkarsanız bu vitamini güneşten doğal olarak alırsınız. Hatta insanların D vitamini ihtiyaçlarının %85 ila %95'ini güneş ışınları karşılar. Çok fazla iç mekanlarda kalan kişiler D vitamini yetmezliğinden muzdarip olabilir ve zayıf kemikler, ki bunlar zamanla kırık kemikler olabilir, kas ağrıları, bağışıklığın zayıflaması, hatta saç dökülmesi riskiyle burun buruna gelebilirler. Biraz D vitamini eksikliği normaldir. Soğuk bir bölgede yaşıyorsanız, kışlar sertse ve bir sürü kıyafet içinde geçiriyorsanız muhtemelen kışın D vitamini seviyeniz düşük olur. İç mekanlarda kalmaması gereken ve D vitamini yetmezliği riski daha yüksek olan bazı kişiler var. Özellikle obez, yaşlı, kronik hasta ya da ergenlikteyseniz. Sağlığınızı olumsuz etkilememesi için daha sık dışarı çıkmalısınız. Kapalı mekanlarda kalan kişinin aslında sadece D vitamini desteği alması gerektiğini söyleyebilirsiniz. Fakat bu desteklerin verimli olup olmadıklarına dair tartışmalar sürüyor. Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Simon Griffin'a göre o kadar etkili değiller ve güneş yatağı ya da ultraviyole lambaları daha iyi seçenekler. Fakat bir yıl boyunca ultraviyole ışığına maruz kalmak cilt kanserine neden olduğu için pek de iyi bir fikir değil. Kilo alırsınız. Daha önce hiç durup gün boyunca farkına varmadan ne kadar egzersiz yaptığınızı düşündünüz mü? Arabanıza yürüyorsunuz, işe yürüyorsunuz, market arabasını itiyorsunuz, öğle arasında bir şeyler atıştırmaya çıkıyorsunuz ve çocukları okuldan alıyorsunuz. Bunların her birinde düşünmeden egzersiz yapmış oluyorsunuz. Ama bir yılınızı evde geçirirseniz ve ter dökmeden sadece odadan odaya giderseniz çok yüksek ihtimalle kilo alırsınız. Eğer evde bilgisayardan çalışıyorsanız ya da hastaysanız ve evden çıkamıyorsanız muhtemelen hareketsizliğin nasıl arttığını biliyorsunuzdur. Ayrıca evde olduğu süre boyunca fazla yiyen binlerce kişi gibi olabilirsiniz. Her gün işe gidip gelmek bazen angaryaya dönüşebilir. Ama olumlu bakarsanız evde durup midenizi dolaptaki yemeklerle doldurmaktan iyidir. Yani hareketsizlik ve fazla yeme ile dolu bütün bir yıl fiziğinize neler yapar siz hayal edin. Akıl sağlığınız kötüleşir. Tek bir gün bile ruh halinizi düşürmeye yeterli olurken, koca bir yıl boyunca kapalı bir mekanda nasıl hayatta kalabileceğinizi düşünebiliyor musunuz? Bazı kişilerin evde bir gün kalmaları bile akıl sağlıklarına zarar verebilir, kendilerini uyuşuk hissedebilirler, bilinç bulanıklığı yaşayabilirler ve bunların tümü kişiyi depresyona sürükler. Bir gün bile bunları yapabiliyorsa bir senede kim bilir neler olur. Peki neden birçok kişi kapalı yerlerde kaldığında üzülüyor? Bu noktada bir kez daha D vitamini devreye giriyor ve bunu özellikle kış aylarında daha net görebilirsiniz. Birçok insan yaz bitip kışın kat kat giyinme zamanı geldiğinde kış depresyonu adı verilen ruh haline girer ve kapalı mekanlarda daha çok zaman geçirir. Hayır, sadece size öyle gelmiyor. Bu gerçek bir olgu ve literatürde mevsimsel his bozukluğu olarak bir yere sahip. 2014 yılında Georgia Üniversitesi'ndeki araştırmacıların yayınladıkları çalışma gibi birçok çalışma,
MHB belirtilerinin düşük D vitamini seviyesinden kaynaklandığını belirtiyor. Bir yıl boyunca kapalı mekanda kalan kişi tüm yıl süresince MHB belirtilerini tecrübe edebilir. Ayrıca bir zamanlar değer verdikleri ve mutlu oldukları şeylere olan ilgilerini bile kaybedip her günü depresyonda geçireceklerine emin olabilirsiniz. MHB'nin yanı sıra ayrıca sosyal kaygıdan da muzdarip olabilirsiniz. Eğer tek başınıza bütün bir yılı kapalı bir mekanda geçirirseniz, sonrasında insanlarla etkileşime girmekte zorlanabilir ya da kendinizi toplumun bir parçası olarak görmezsiniz. Bu da kendinizi yalnız hissetmenize neden olacağı için evde daha çok zaman geçirmeye başlarsınız. Doğanın güzelliklerini kaçırırsınız. Daha önce hiç evde olduğunuzda bir sorunun ne kadar can sıkıcı olabildiğini, fakat yürüyüşe çıktığınızda biraz güneş ışığı gördüğünüzde ve doğayla iç içe olduğunuzda aynı sorunun daha idare edilebilir olduğunu fark ettiniz mi? Birçok araştırma doğayla kurduğunuz bağın akıl sağlığınızı iyileştireceğini gösteriyor. Bir yıl boyunca evde kalırsanız, dengeli ruh hali, kaygıda azalma ve iyi bir hafızayla birlikte doğanın tüm güzelliklerini kaçırırsınız. 2015 yılında Stanford'daki araştırmacıların yürüttüğü ve Proceedings of the National Academy of Science'te yayınlanan çalışma, doğal tempoda 90 dakika yürüyüş yapan kişilerin beyinlerindeki depresyonla bağlantılı bölümün faaliyetlerinde azalma olduğunu gösterdi. Kapalı bir yerde olduğunuzdaysa, evinizi bir sürü egzotik bitkiyle donatmanın sorunu çözebileceğini sanıyor olabilirsiniz. Ama maalesef etrafınızda şehrin kargaşası oldukça bu sorunu çözemezsiniz. Uyku döngünüz düzensizleşebilir. Ruh halinizdeki düşüşler, uyuşukluk, enerjisizlik, endişe ve kilo almakla uğraşırken muhtemelen daha çok uyumak istersiniz. Her ne kadar gün boyunca fazla enerji harcamıyor da olsanız, depresyonla ilişkili bir bitkinlik hissi fazla uyumanıza neden olabilir ya da çok yorgun olduğunuz için ironik ama uykusuzluğa yol açabilir. Her gün evdeyseniz ve sabah kalkacağınız belirli bir saat, izlemeniz gereken bir rutininiz yoksa, vücut saatiniz de sizin gibi bozulmaya başlayacaktır. Vücut saatiniz ya da sirkadyen ritminiz sadece ne zaman uyuyup ne zaman uyanacağınızı bildirmekle sorumlu değildir. Ayrıca gün içinde tansiyonunuz yükseldiğinde, tuvalete çıktığınızda ve zihniniz açıldığında da size yardımcı olur. Yani eğer düzenli bir uyku takviminiz yoksa, tam uyumak istediğinizde aklınızdan binlerce düşünce geçebilir ya da tüm gün kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Yolculuklarınızda jet lag yaşamış olabilirsiniz. Yani güzelim güneş henüz batmamışken kendinizi yatağa atıp uyumayı istemek ne demek bilirsiniz. Kapalı yerlerde kalmak düzensiz uykuyla sonuçlanacağı için kendinizi sürekli bir jet lag durumunda hissedersiniz. Olumlu bakarsak maddi durumunuz muhtemelen biraz iyileşecektir. Faturalarınız artsa da benzine ya da toplu taşımaya para ödemeyeceksiniz. Yemeklerinizi de evde yiyeceğiniz için yemek masrafınız da azalacak. Ve dışarı çıkmayacağınız için arkadaşlarınızla bir restoranda buluşmak ya da doğum günü partilerine katılmak gibi sosyal etkinliklere de para harcamayacaksınız. Bir yıl boyunca evde kaldıktan sonra her ne kadar cüzdanınız kabarsa da muhtemelen kilo alacaksınız, gözlerinizin altında torbalar oluşacak ve yıpranmış görüneceksiniz. Gerçi hepsini atlatabilirsiniz. Bu durumu sağlığınızda olumsuz herhangi bir etki bırakmadan atlatmak için uyku düzeninize özen gösterin. İnsanlarla iletişim halinde olun, temel seviyede de olsa egzersiz yapın ve D vitamini içeren gıdalar tüketin. Muhtemelen siz de çoktan aynı sonuca varmışsınızdır ve tüm bu saydıklarımızı göz önüne alırsak, eğer böyle bir zorunluluğunuz yoksa bunu yapmamak en iyisi. Hatta evde olmaya bayılsanız ve eviniz yegane mutluluk kaynağınız olsa bile, en azından günde 20 dakika boyunca dışarı çıkın. Bu şekilde hem fiziksel hem zihinsel sağlığınız daha iyi olacaktır. Pekala olumlu bakanlar, daha önce tüm yılınızı evde geçirmek istediğiniz oldu mu? Yorumlarda bize yazın. Videomuzu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve hayata olumlu bakmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.